Çok kıymetli hazirun, televizyonları başında bizi izleyen değerli izleyiciler ve aziz Türk milleti. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben iki konu üzerinde durmak istiyorum. Bir ayeti kerimede, ey iman edenler iman ediniz. Başka bir ayeti kerimede, iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Başka bir ayeti kerimede, birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olamazsınız. Demek ki imanın bir şartı da birbirimizi sevmekten geçiyor. Sayın Başbakanım, Suriye ile savaşa hazır olduğunu beyan ediyorlar. Şimdi soruyorum, biz ne adına Müslüman bir ülke ile savaşacağız? İmanımız bunu mu gerektiriyor? Hristiyanlar ve Yahudiler birbirlerinin dostlarıdırlar. Siz onlardan olmadıkça onlar sizden asla razı olmazlar. Bu da başka bir ayet-i kerime. Şimdi biz Müslüman kardeşimizin yanında olmamız gerekirken karşımızda olan düşmanlarımızla bir olup Müslümana karşı savaş yapmanın ne anlama geleceğini sizlere arz ediyorum. Diğer bir konu, biz PKK ile 35 yıldan beri bir mücadele içindeyiz. 30 binin üzerinde insanımızın hayatına mal olmuş bir terör belası ile karşı karşıyayız. APO denilen eşkıya başı bebek katili birisiyle sayın hükümet açılım saçılım derken masaya oturdu. Şimdi bu uğurda canlarını feda eden şehitlerimizin kanları boşa mı aktı? Anaları feryat ederken, çocukları ağlarken, şimdi bu cani ile masaya oturulduğunda, şimdiye kadar olanların hepsi boşa mı gitmiş olacak? Analar ağlamasın sloganı ile Sayın Başbakan, APO ile masaya oturuyor ve yine aynı milleti Suriye ile savaşa sokarken, analar ağlamayacak mı? Hepinizi saygı ile selamlıyorum. Bu uğurda canlarını veren milli kahramanlarımızı, yüce şehitlerimizi yad ediyorum.